Şimdi bir yarışmada olduğunuzu hayal edin. Önce 2 kilometre yüzeceksiniz. Hemen arkasından 90 kilometre bisiklet süreceksiniz. Bisikletten iner inmez koşmaya başlayacaksınız ve 20 kilometre boyunca koşacaksınız. Yapabilir misiniz? Ben de yapamam. Ama yapabilenler var. İşte onlardan birisi Jilda Bal bizimle birlikte. Jilda ya, hakikaten nasıl yapıyorsun? Acayip zor ya. Yaparsın Tülay sen de. Valla ben görüyorum sen de. Gördüm o ışığı şimdi. Nergis'te. Ya zor evet. Kolay değil. Ama önemli olan da zorları başarmak aslında değil mi Tülay? Evet dediğin doğru. İşte önce yüzüyoruz. Sonra bisiklete biniyoruz. Sonra da koşuyoruz. Zorlu bir süreç. Bunun antrenmanı çok zor. Asıl yarış en kolay kısmı. Çünkü onun antrenmanda o kadar çok antrenman yapıyorsunuz ki artık o yarış çok kolaya geliyor. Bir hocanız oluyor ve hoca sayesinde aslında o yarışı koşabiliyorsunuz. Ha nasıl dersen nasıl oluyor? Valla inan o tutku geldi mi oluyor. Yani o 2014 yılından beri ben yapıyorum. Yarış koşuyorum. Ondan önce de maraton vardı. Maratondan geçtim triatlona. Yani nasıl oluyor dersen yüzmeyle başlıyor. İlk inanılmaz bir heyecan oluyor. Yani gün öncesinden başlıyor heyecan. Bir 2-3 gün önce bir ufak karına ufak ufak ağrılar giriyor. Bitirecek miyiz, bitirebilecek miyiz? Çünkü buradaki amaç aslında bitirmek. Tabii ki de kendi sınırlarını zorlamak. Yani o çok önemli. Ne kadar zorlayabiliyorsan, yani burada yaş ne olursa olsun hiç önemli değil. Her yaşın kendi sınırları var sonuçta. Triatlonda da yaş grupları birbirleriyle yarışıyorlar. Dolayısıyla ben kendi yaş grubumda kadınlar kategorisinde yarışıyorum. Dolayısıyla oradaki tutku da işte ilk yüzmeyle başlıyorsunuz. Tabii yüzme işin benim için en zor kısmı. 1,9 kilometre yüzüyoruz. Bu tabii orta mesafe triatlondan bahsediyorum Tülay. Bunun bir de full versiyonu var. Onu ayrıca anlatırım. İşte 1,9 kilometre yüzüp sonrasında da tabii ki dinlenmeden, ara vermeden hemen yani yüzmeden çıkıp bisiklete gidiyoruz. Bisiklette eşyalarımızı alıp bisikletle beraber işte bisiklet ayakkabımızı takıp ve uzun bir yolculuğa başlıyoruz 90 kilometre. Sonra arkasından o uzun yolculuk bitiyor. Tabii aradan bayağı bir saat geçiyor. Geliyorsunuz ve tekrar ara vermeden koşuya başlıyorsunuz. Yarım maraton koşuyoruz. 21,2 kilometre. Dolayısıyla zorlu bir gün. Tüm gün aslında yarışta oluyorsunuz. Fakat şimdi yarışın bir şeyi var. Yarışlar o kadar eğlenceli oluyor ki ya o kadar organizasyon da çok güzel oluyor. Genelde güzel oluyor. Seyirci oluyor. Kendinizi çok özel hissettiriyor organizasyon. Sanki profesyonel atletmişsiniz gibi hissettirdiği için o zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Tabii bir de motivasyonunuz var. İşte o yarış bitirme motivasyonunuz var. O çok önemli. O tutkunuz var. Onun işte o yarış için 6 ile 6 ayla bir sene arası çalışıyorsunuz. Yani o yarışa gitmek öyle bir gün önceden karar verip gitmek olmuyor. Ya şu an mesela Tülay bana dersen bu mesafeleri yarın yapabilir misin? Yapamam. Dolayısıyla ona bir süreç lazım. Hem mental bir süreç hem de tabii ki de fiziksel bir süreç ihtiyacı var. Bunları tamamladıktan sonra o gün de iyi hissediyorsanız eğer bir sağlık probleminiz yoksa bitiriyorsunuz yarışı. Tabii o büyük bir tutku, heyecan, çok büyük heyecan. O seyirciler arasında gitmek özellikle yurt dışı organizasyonları. Ha, Türkiye'de de güzel ama yurt dışı tabii çok farklı. Yurt dışı organizasyonları tüm bu mesafelerde insan var, sana tezahürat ediyorlar. Senin bitirmen için yani düşmemen için motivasyonun düşmemesi için elinden geleni yapıyorlar. Artık orada bir kültür bu. İnsanlar çocuklarını getiriyor yarışa. Sadece ismini söylesin diye herkesin ismi asılı yarışta. Çocuklar o isimleri okuyorlar ve hatta yanlarında da bayrak var. Her ülkenin bayrağı var. Yani işte benim tabii ki ismimin yanında Türk bayrağı var. Bu sefer çocuk From Turkey diye bağırıyor. Yani bu çok gerçekten inanılmaz bir duygu. Şimdi 2 kilometre uzun bir mesafe. Yüzerken ya kardeşim hiç mi kolun kulaç atmakta zorlanmaz, yorulmazsın? İşte Bacaklar, o duygularını biraz alayım biraz. evet ya Tülay işte o tüm aslında 6 aylık sürecin verdiği antrenman süreci.
O yüzden oraya çıktığın zaman eğer senin bir sağlık problemin yoksa bunları düşünmüyorsun ve tamamen yarışa odaklanıyorsun ve finish çizgisine odaklanıyorsun. Yani orayı tamamlamaya odaklanıyorsun aslında. Eğer sen antrenmansız gidersen ve mental olarak da hazır değilsen o zaman evet o şeyler, o işte kollar acaba olacak mı da yapabilecek miyim gibi soru işaretleri ortaya çıkıyor. Ama Soru, bunu hani dediğim soru işaretlerinden ziyade nihayetinde yarış uzun sürüyor. Yani bütün gün evet. neredeyse yarış sürüyor. O esnada illaki bir eforunda bir sorun olur. Aynı başladığın güçle devam Evet. edemez insan. Oluyor. Orada ya bu sefer şeyi öğreniyorsun. Antrenman öğretisi bu. Yani yarışta karşına çıkacak zorlukları nasıl başa çıkabilirim onu öğretiyor sana. Yani benim karşımda benim midem bozuldu koşarken. Ve inan en kötü şey midenin bozulması yarışta. Onun dışında bisikletimin lastiği indi, patladı. Ya olabiliyor böyle şeyler. Bu durumda ne yaparsın? Çok soğukkanlı davranman gerekiyor. Yarışa odaklanman gerekiyor ve o an ya, elinden geleni ne yapıyorsa çözüm bulman lazım. Yani triatlon böyle bir şey. İşte normal hayatla da çok doğru orantılı. Onu daha sonra da konuşuruz öğretisini. Çözümü bulacaksın. Yani bırakmak, pes etmek yok triatlonda. Yani bir triatlet kesinlikle pes etmez. Çözüm bulur. Ben de hep ona odaklanıyorum. Peki triatlona başlamadan önce illaki bir senin spor geçmişin vardır. Biraz ondan bahseder misin? Yani sen kaç yaşında hangi sporla ilgilenmeye başladın? Seni triatlona götüren süreç nasıl gelişti? Şimdi çok ilginçtiler. Benim aslında hiçbir spor geçmişim yok. Yani şöyle profesyonel spor geçmişim yok. 20 yaşından beri fitness yapıyorum. Düzenli fitness yapardım. Yani çok düzenli işte her gün sporu çok seven bir insanım. Düzenli yaşamayı da severim. İşte düzenli beslenmeyi severim. Bunlar benim hani fitness'ın bana getirdiği alışkanlıklar oldu. Ama onun dışında profesyonel hani çocukken profesyonel bir sporcu muydum? Hayır değildim. Kesinlikle değildim. Ya hatta ve hatta çok yeme içmeyi seven bir aile kültüründen geliyorum. Dolayısıyla bizim evde maalesef sporun sesi yoktu. Ne annemde ne babamda ne abimde yani öyle bir sporcu kimliğimiz yoktu. Sonra ben işte üniversitede sporla tanıştım, fitness'la tanıştım. Sonra ben böyle düzenli hep yaptığım için artık normalimdi. Yani her gün muhakkak o günün bir tarafını yani ya sabah ya akşam kurumsal hayattayken ya sabah erken ya akşam sporumu yapardım. Sonra sanırım bu yetmemeye başlıyor. Yani bana yetmemeye başladı. Sporumu yani koşu bandında koştuğumu dışarıya aldım ben. Dışarıda koşmalara başladım. Tabii aynısı değilmiş. Onu gördüm. Ben böyle ilk 2-3 kilometrede tıkandım. Koşamadığımı anladım. Sonra koşmayı öğrendim. Koşu da böyle bir şey. Koştukça koşuyorsunuz aslında ve vücudunuz alışıyor. Daha uzun mesafeler koşuyorsunuz. Ve sonra hedef koymaya başladım. Orada da ilk hedef koydum. Yani ne koşacağım? İşte ilk 10 kilometre. Sonra yarım maraton. Sonra orada en son full maraton koştum mesela. Triatlonuna geçişimde de yararı oldu. Sonrasında da işte bir 3 yıl koşularla geçti. Sonrasında 2014'te triatlona geçtim. Bir de bizim zamanımızda Tülay, yani bizim zamanımız diyorum çünkü 7-8 sene önce dışarılarda bu kadar koşan, bisiklete binen yoktu. Hatta yani ben 2012 yılında başladım dışarıda koşmaya. Yoktu. Firmalar da bu kadar desteklemiyordu. Şimdi çok güzel firmalar yani koşu grupları var firmaların ve çalışanların destekliyor. Bu çok güzel bir şey. Bizim zamanımızda yoktu. Yani ben artık zaman diyorum 10 sene öncesinde. Çok belli kişiler koşardı ve biz o koşan kişileri tanırdık. Yani ben sahilde koştuğum zaman kim koşuyor bilirim. Onlar da beni bilirdi. Dolayısıyla küçük bir camiaydık. O küçük bir camia olunca o spor yapan triatletler ve koşucular birlikte zaten antrenman yaptığımız için ben o camianın içerisindeydim zaten. Sonradan işte bisiklet almaya başlayınca yarış koşmaya başladım. Dolayısıyla ya çok ufak bir camiada olduğunuz zaman birbirinizi tanıyorsunuz ve biraz da etki meselesi Tülay. İşte sen yapıyorsun, ha diyorsun ben de yapayım, ben de yapabilirim. İşte sen de başlıyorsun. Ya bu aslında olumlu anlamda etki meselesi. Biraz çocuklara derler yani spor yapan çocuk kötü alışkanlık edinmez. Çünkü niye? Sporu yapan çocuk sporcuyla beraber yani aynı arkadaşlarla beraber işte sinemaya gider, antrenman yapar.
Başka kötü alışkanlık edinmez. Şimdi aynı şey aslında bizim yaşlarda da böyle oldu. Çünkü çevren böyle oluyor. Evet. Böyle olunca da hayatın bununla örtüşüyor. Bununla devam ediyor. Şimdi tabii senin bir başka özelliğin daha var. Sen evet orta mesafelerden bahsettin. Hani genelde orta mesafe koşuyorsun ama geçen yıl bir şeyi başardın. Evet. Ondan da bahseder misin? Neyi başardın? Aslında geçen yıl değil, bir önceki yıl. Geçen yıl pandemiydi biliyorsun ya, yani hala pandemideyiz ama işte o yıl değil ya, yani 2019'du. 2019 yılında Frankfurt'ta Ironman yarışını bitirdim. Bu da şöyle 3,8 kilometre yüzdüm, 180 kilometre bisiklete bindim ve aynı gün 42 kilometre maraton koştum. Bu gerçekten benim hedef yarışımdı ve hedefimdi. Yani hayatımda o zaman en çok istediğim şeydi. 15 kadından biri oldum Türkiye'de bunu bitiren. Şimdi Türkiye'de çok fazla kadın sayısı yok triatlet. Var, işte yavaş yavaş oluyor, çok güzel, büyüyor. Ama full yapan çok insan yok. Dolayısıyla 2019'da 15. oldum. Şimdi sayı sanırım yükseliyor. Yükselecek, yükselsin. Şimdi hedefinde ne var? Şimdi hedefimde tabii yarışlarım var. Ama yurt dışına çıkamıyoruz malum. O yüzden yurt dışı yarışlarını iptal etmek zorunda kaldım. Yurt içinde şimdi bir yarım maraton var. 4 Nisan'da koşacağım. Sonrasında Mayıs'ta triatlon, yani federasyonun düzenlediği Mayıs sonunda Gelibolu'nda bir orta mesafe var. Orta mesafe triatlonu, onu koşacağım. Bir de Kasım ayında Antalya'da yarı olacak bir Ironman, orta mesafe Ironman yarışı var. Onu koşacağım. Şimdilik bu kadar. Yani hedefte çok şey var. Şimdi tabii sen artık profesyonel olmuşsun. Hani böyle önemli aşamaları kat etmiş gelmişsin hayatında. Ve evinde hiç kimse sporun sesini dahi bilmezken. Benim de spor yapma alışkanlığım yok. Bir türlü bu tembelliğimi kırıp bir düzenli hale geçemiyorum. 3 gün yapıyorum, 5. gün bırakıyorum. 6. gün yapıyorum, 7. gün bırakıyorum. Evet. Bu motivasyonu, bu spor yapma alışkanlığını nasıl kazanabiliriz? Şöyle, sevdiğiniz şeyi bulmanız gerekiyor. Ben sevdiğim şeyi buldum. Çünkü sevmeden olmaz bu işler. Yani sevmeden hareket etme olmaz. Yani sevmeniz lazım. Ya bu illa işte fitness değil. Yani herhangi bir spor olabilir. Voleybol olur. İşte siz ne seviyorsanız hareket edebileceğiniz herhangi bir durum. Bunu bulmanız lazım. Bulduğunuz zaman bir de sizinle beraber aynı şeyi seven bir arkadaş olması lazım. O çok önemli. Çünkü ilk başlangıçta birbirinizi motive ediyorsunuz. Yani bir arkadaşınız olursa beraber aynı şeyi sevdiğiniz, birbirinizi motive ediyorsunuz ve o spora gidiyorsunuz. Yani o artık voleybol mu olur, fitness salonu mu olur, basketbol mu olur, ne olacaksa. Ama önemli olan bir tane partner olması lazım. O çok önemli başlangıçta. Tek başına başladığınız zaman, hele bir de hiçbir alışkanlığınız yoksa çok zor. Çok self disiplin gerekiyor. Benim şansım arkadaşım vardı ilk üniversitede. Benim çok yakın arkadaşım. O böyle inanılmaz spor severdi ve inanılmaz spor yapardı. O bana aşıladı aslında. O aşıladı, onunla beraber ben okul çıkışı onunla beraber spora giderdim. İşte onunla beraber ilk başta. Sonra o tabii zaman içerisinde o düzen oturduğunuz zaman yalnız da gidiyorsunuz. Yalnız gittikçe orada insanlar tanıyorsunuz. Yani o bir, ya bir partner önemli. Çok haklısın. Genelde insanlar yazılıyor bir spor salonuna ve işte belirli bir süre için zayıflayayım diye giriyor. Yani bunu aslında böyle zayıflama için yapmamak lazım. Genel hayata oturtmak lazım. Yani öncelik vermek lazım. Yani bir arkadaşı olmayanlar ne yapacak? İkna edeceksin Tülay bir arkadaşını. Cidden lütfen benimle yürüyüş yapar mısın? Koşar Yaparım. Bak inan, bak yaparım. Çünkü benim için önemli bir insanların hareket etmesi. Yapmadığım şey değil. Birisi benden dese ki gel benimle yürü, inan yaparım. Hiç sorun değil. Çünkü benim AVM kültürüm yok. Dolayısıyla böyle sosyalleşirim. Yani biraz da sosyalleşmeyi, arkadaşlar yani mevcut arkadaş ortamını biraz değiştiriyorsunuz. Aslında ona göre arkadaşlar ediniyorsunuz Tülay. Bende de öyle oldu. Biraz öyle oluyor. Yani o arkadaş grubuyla sosyalleşme daha çoğalıyor. Çoğalınca bu sefer zor olmuyor. evet. Ben de kendimizi boğaza atıp orada yürüyenlerin hemen yanına eklemlemek lazım kendimizi. Onlarla birlikte yürüyebiliriz. Ne oluyor Tülay, dersin?
Tülay, istersen birlikte inan yürürüz. Ben seve seve. Peki, şimdi tabii çok şahane güzel bir spor hayatın var. İmrenmemek elde değil. Ama senin aslında başka bir kimliğin de var. Nihayetinde sen sporu hayatını idame ettirmek için yapmıyorsun. Para, Hobi. evet, bir hobi senin için. Seni biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Tabii Tülay'cığım, 1977 İstanbul'da doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. 1994 yılında Özel Pangaltı Lisesi'nden mezun oldum. Sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da finans ve işletme eğitimi aldım. University of Utah'ta 2004 yılında mezun oldum. Akabinde bir finans şirketinde Amerika'da işe başladım. 2 sene orada çalıştım. Krediler bölümünde ve Türkiye'ye geldim. 2006 yılında Türkiye'ye geldim. İlk Türkiye'deki kurumsal işim Volvo Finans'ta başladı. Kredi ve pazarlamada başladı. Sonra satışa geçtim. Uzun yıllar çalıştım Volvo Finans'ta. Sonrasında bir insan kaynakları deneyimim oldu. Manpower'a, insan kaynaklarında Gayrettepe Şube Müdürlüğü yaptım. 2012 yılıydı. Sonrasında Akbank bünyesinde yer alan Aklis firmasında pazarlama ve iş geliştirme yöneticisi olarak çalıştım. 2014 yılında da kurumsal hayatı sonlandırdım. Sonrasında da 2017 yılında da kendi şirketimi açtım. İnsan kaynakları alanında işe alım yapan, müdür ve üstü pozisyonlara hizmet veren şirketimi açtım. Şirketinin adı Böyle bir sürecim oldu. ne? Gilden Partners'ı açtım. Burada sadece müdür ve üstü pozisyonlara hizmet ediyorum. Farklı sektörlerde varım. Butik bir yapımız var. Firmalarla birebir çok yakın çalışıyoruz. Kurumsal hayattayken de kendi şirketime, ya kendi çalıştığım şirkette İK alanında hizmet almıştım. Dolayısıyla her iki tarafı da iyi bildiğim için en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz firmalara. Peki niye böyle bir firma açmayı istedin? Bir, ben bu işi çok seviyorum. İnsan sevdiği işi yapmalı, onu anladım. Burada önemli olan hem firmayı çok iyi anlama hem adayı anlıyorsunuz. Aslında farklı insanlarla tanışma, tanıyorsunuz da. Farklı sektörleri tanıyorsunuz, farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Bu çok önemli ve her tanıştığınız kişiden bir şey öğreniyorsunuz. Ve öğrenmek sonsuz. Sektör bilginiz çoğalıyor, insan bilginiz çoğalıyor. Birçok seviyorum. Sevdiğim için de işimi iyi yapıyorum Tülay. Zaten o yüzden de 4 yıldır devam ediyor. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Bana biraz daha böyle işin ayrıntılarına girerek anlatabilir misin? Biz özel istihdam bürosuyuz. İşkur'a bağlı. İşe alım yapıyoruz. Firmalarla anlaşmamızı yaptıktan sonra ihtiyaç olduğu pozisyonları, uygun adayları bulup, en uygun adayları bulup firmalara yönlendiriyoruz. Aslında işe alım bürolarının yaptığı iş bu. Doğru adayı doğru firmayla, kendisi için doğru firmayla birleştirme. Aynı şekilde de doğru firmayı doğru adayla birleştirme. En önemli bu. Biz bunu sadece headhunt yöntemiyle yapıyoruz Tülay. Hiçbir yerde ilan yok. İlanımızı vermiyoruz. Detaylı firmalardan detaylı briefi aldıktan sonra doğru kişilere yöneliyoruz. Yani mülakat süreci başlıyor, eleme süreci başlıyor. En sonunda da doğru adayları firmayla buluşturuyoruz. Bu süreç tabii kolay olmuyor. Evet, onu Biraz bekliyorum. detaylı bir süreç. İşte burada analiz etme çok önemli. Firmayı iyi analiz ediyoruz. İhtiyaçlarını iyi analiz ediyoruz. Doğru kişiyi bulmaya çalışıyoruz. Ve böyle iyi analiz ettikten sonra da doğru kişiyi bulmak zorlaşmıyor. Çok titiz çalışıyoruz. Firmanın direkt bir çalışanı gibi çalışıyoruz. Firmalarla da çok yakın çalışıyoruz. Yani o süreç boyunca yakın çalıştığımız için bize 7/24 ulaşma durumları oluyor. Yani bize işte brief verip de bize ortadan kaybolma gibi veya işte 3 hafta sonra buyurun size CV'ler demiyoruz. Birebir çok yakın çalışıyoruz. Bizim de farkımız burada Tülay. O yüzden de aslında 4 sene ayakta kalabildik. Doğru işi yaptığımız için. Şirketler nasıl bir profil çiziyorlar ve hangi özellikte kişileri arıyor? Şimdi her şirketin aradığı özellikler farklı oluyor kendi kurumuna göre. O yüzden kurum kültürünü önce tanıyoruz. Organizasyonunu anlatıyorlar bize. Kurum kültürünü tanıyoruz. Yani her aday her firmaya uygun değil. Dolayısıyla orada kurum kültürü çok önemli oluyor. Özellikle belli seviyelerdeki adaylar için. Yani belli seviyelerdeki pozisyonlar için. Önce firma kurum kültürünü anlatıyor bize. Beklentisini anlatıyor. Bu her firmanın beklentisi çok farklı her pozisyon için. Anlatıyor ve bunun üzerinde konuşuyoruz. Sonrasında
bizler firmayı inceliyoruz, analiz ediyoruz. Her şeyi analiz ediyoruz. İşte sunumuna kadar ne iş yapıyor, sektörünü analiz ediyoruz. Beklentiyle nasıl örtüşüyor mu sektör, sektörden mi istiyor? İşte brief'ten, yani bize verdiği brief'i tamamen her bir maddesini inceliyoruz. Sonrasında da brief'e göre de adaylara gidiyoruz. Ama her firmanın beklentisi çok farklı Tülay. Bize fikir vermesi açısından söyleyebilir misin? Hangi özellikleri arıyorlar? Tabii. Şimdi son zamanlarda bir kere dijital bilgisi öne çıktı. Adayların teknoloji bilgisi öne çıktı. Malum bu son yaşadığımız durumdan dolayı. Çünkü her şey dijitalleşti. Ya teknoloji firması olmasa bile, sanayide olsa bile teknolojiye yatkın mı o öne çıktı. İnovatif. Şimdi eskiden ben hatırlıyorum, ben gençken bu inovasyon eğitimleri alırdık biz şirkette. Ben çok anlamazdık. Yani ben çok anlamazdım. O zaman o bilinçte değildim. Şimdi gerçekten inovatif. Yani alacağı yönetici de bunu bekliyor. Herhangi bir durumda nasıl çözüm getiriyor? Ne yenilik getiriyor? Nasıl çözüm getiriyor? Artık buna bakıyor. Yani masa başı oturan yöneticiler artı out diyebilirim. Yani onu istemiyor. Bir kere masa başı yöneticilik kalmadı. Sahada istiyor. Yani bugün artık genel müdürler bile, genel müdür yardımcıları bile sahadalar. Dolayısıyla herkes sahada. Yani o eski masa başı imza atma yöneticiliği kalmadı Tülay. Özellikle son 5 senede bu. Bunları istiyor. Yenilikçi dediğim gibi, inovatif bunu istiyor. Ve örnek istiyor. Yani somut ne yaptın sen hayatında ve başarı hikayesi istiyor. Eskiden çok sormazlardı bu başarı hikayelerini. Şimdi artık mülakatlarda soruyorlar. Başarı hikayesi soruyor. Ya sen ne yaptın? Evet, senin bir görev tanımın var ilk işe başladığın zaman. Çok güzel. O görev tanımını yerine getiriyorsun ama bu yeterli değil. Sen üzerine ne kattın? Bunu görmek istiyorlar artık. Dolayısıyla bunlar ön plana çıkan özellikler oldu. Ben anlayabiliyorum niye olduğunu. İstanbul gibi bir şehirdeyiz ve inanılmaz bir rekabet var. Eğer bu özellik kendini yenileyemiyorsan o loop'tan ayrılıyorsun. Yani o loop'un içinde olmuyorsun artık. Çok inanılmaz rekabet var. Gençler geliyor Tülay. İnanılmaz genç yönetici adaylar var ve gerçekten gümbür gümbür geliyorlar. Ben çok beğeniyorum. Çoğunu beğeniyorum. Bizim gibi değiller. Ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla onlar ön planda oluyor. Artık gençler yönetecek. Ki yönetmeli de. Yönetmeli. Peki şimdi kıstaslar ve kriterler belli. Aranan özellikler belli. İlana da çıkmıyorsunuz. O zaman o adayları nereden buluyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Direkt headhunt yöntemi ile. O yüzden her bir pozisyon için ortalama 120 kişiyle görüşüyorum ben. Bu çok yüksek bir rakam. Yani 100 kişiden aşağı olmuyor. Böyle inci oyası gibi işliyoruz inan pozisyonu. Kesinlikle, çünkü bizim pozisyonlar, çalıştığımız pozisyonlar ilanla bulunacak pozisyonlar değil. Biz özel nitelikli pozisyonlar çalışıyoruz. İlanla, yani ben görüyorum mesela danışmanlık firmalarına ilan verdiğini. Bizim işimiz ilanla adam bulmak değil. Biz o işi yapmıyoruz. Bizim işimiz böyle tek 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 tek. İlanla personel efendim? Bulmak değil. Yani değil. İlanla adam bulmak lafı artık rafa kalktı. Özür dilerim. Çok doğru. Personel. Çok doğru. Eşittiriyoruz kendimizi. Evet. İyi ki düzelttin beni. Çok da dikkat etmeme rağmen çok haklısın. Özür diliyorum. Düzeltmemiz lazım. Doğru. Birbirimizi düzelteceğiz ki yapmayalım. Artık bizim insan bulma değil. Yani biz bu değil. Yani bizim çalıştığımız pozisyonlar öyle pozisyonlar değil. Peki o pozisyonlar... Nasıl pozisyonlar ki ilana çıkmıyorsunuz ve 100 kişiyle görüştüm. Yani 100 kişiyi nereden buldunuz? Hani LinkedIn gibi. Evet, tabii ki artık LinkedIn diye bir gerçeğimiz var. LinkedIn diye bir gerçeğimiz var Tülay. Biz brief'i aldıktan sonra brief'e göre sektör ya da sektördeki ilgili firmalara gidiyoruz. O firmalardaki adaylara gidiyoruz ve bizim pozisyonlarımız hep böyle, örnek veriyorum. Bir satış müdürü arıyorsam, biz normal bir satış müdürü aramıyoruz. Genelde özellikli bir satış müdürüdür o. Muhakkak bir özelliği vardır ve o özellik de çok az bulunur gibi. Demek istediğim o yüzden özellikli pozisyonlar. Biz sıradan böyle sıradan pozisyonlar zaten firmalar kendileri bulurlar. Kendi İK departmanları bulurlar. Bu pozisyonlara genelde insanlar başvurmaz. O özellikteki insanlar.
O yüzden biz işin içine girip direkt telefonla arayıp o insanlara diyoruz ki bizim böyle böyle bir pozisyonumuz var, ilgilenir misiniz? Yani özellikli pozisyonlar oluyor. İşte bir Ar-Ge müdürü çalışıyorsam ben o Ar-Ge müdürünün muhakkak firmanın istediği çok özellikli bir özelliği vardır. Sıradan bir Ar-Ge müdürü değildir. O yüzden bulamıyordur, o yüzden benimle çalışıyordur. Mesela o sıradan olmayan özellikler neler olabilir? Bir plastik sektöründe yer alan halka açık bir firma için bir Ar-Ge Senior Manager pozisyonu çalıştım. Örnek veriyorum. Beklenen tabii ki doktorası olacak, kimya alanında, işte yurt dışında olacak o doktora ve özel bir maddeyi çok iyi bilecek, o madde üzerinde ihtisas yapmış olacak, işte paper yazmış olacak. Yani bunlar şimdi özellikli alanlar. Dolayısıyla onları bulmak için de araştırma yapmak gerekiyor. İlanla bulamazsınız. Biz o insanlara gittik. Yani o insanları işte özel mezun oldukları üniversitelerden bulduk. Çünkü bu insanlar özel insanlar, ilana başvurmazlar. Zaten genelde de çalışan insanlar. Ve bu insanlar işsiz de kalmıyor. Çünkü özel insanlar olduğu için. Dolayısıyla öyle bir pozisyonda işte çok özel gittik. Hatta ben gittim birkaç profesörle tanıştım. Onların öğrencileri olan işte ortalama doktorası kaçta bitiyor? 35-40 yaşları oluyor çünkü genelde eğitim şeyleri biten. Öğrencilerle tanıştım. Öğrenciler dedim yani artık öğrenci olmayan insanlar. Dolayısıyla ve çok özel yani ilanla olacak şeyler değil bunlar. Bu tarz pozisyonlar firmalar bizimle çalışıyor. Yoksa sıradan pozisyonları bize ihtiyaçları yok zaten. Yani insan kaynakları firmaları çalışırlar. Çünkü kendi İK firmaları headhunt yapamaz firma adına. O yüzden. Peki işinizin zorlukları neler? Hani ve senin özelliklerin neler? Biraz da onları duymak isterim. Bizim işimiz gerçekten zor. İnsan zor. Öyle değil mi Tülay? Yani hem adayı mutlu etmek var, hem firmayı mutlu etmek var. Çünkü yani bizim sermayemiz insan. Statik giden, işte düz bir giden işimiz hiçbir zaman olmaz bizim sektörde. Her bir pozisyonumuz zordur. Her bir pozisyonumuzda yolda aksilikler çıkar. Mütemadiyen çözüm üretme. O yüzden benim çözüm üretme kasım çok kuvvetlidir. Bu triatlondan da geliyor. Oradan da gelen bir durum var. Pes etmem, asla pes etmem. Yani havlu attığım bir olay olmamıştır. Hani sonuna kadar giderim, başaramamışımdır. O ayrı bir şey. Ama yarı yolda havlu attığımı ben bilmem. Yoksa başarısızlıklar olabilir hayatta. Bunlar aslında insana artı özellik katar. Yani öğretir. Onlardan bir şeyler öğrenirsiniz. O benim demek istediğim o değil. Sadece yarı yolda havlu atmamak. O yüzden benim çözüm üretme gibi öyle bir kasım var. Tabii zor, kolay değil ama sevdiğiniz zaman da o zorluklar artık normal hayatınız oluyor. O mülakat süreci, işte firmayla olan ilişki yönetimi Tülay. Doğru aslında şey o, ilişki yönetimi. Hem firmayla olan ilişkileriniz, hem adayla olan ilişkileriniz, orayı yönetme ve birleştirme. O yüzden zor. Zor olan başka bir şey de kurumsal hayattan girişimciliğe Evet. geçiş yapmak. Yani pek çok kişi o konfor alanını terk etmekte zorlandığı için yapmak istediği şirketleri kuramıyor, işleri yapamıyor. Doğru. Kurumsal hayata mahkum bir şekilde hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. O geçişi nasıl yapabildin? Yani nasıl terk ettin o konfor alanını da ya ben şirket kuracağım dedin. Ne oldu da sen şirket kurmaya karar verdin? Tülay, ben hiç hayatımda konfor alanında kalmadım. Galiba bu benim kendi özelliğim. İşte burada gittim yurt dışına, yurt dışında okudum ve yurt dışında iki işte birden çalışarak okudum. Sonrasında işte hep kendi paramı kazandım, hep kendi ayaklarım üzerinde durdum ve buna önem verdim. Yani bir kadın olarak da buna hep önem verdim. Dolayısıyla ben hayatımda hiç konfor alanında olmadım. Hep konfor alanından çıktım. Sanırım 17 sene kurumsal hayatta kaldım. Bir zaman geliyor, tecrübelerinizi ve birikiminizi aslında kendiniz için kullanmak istiyorsunuz. Sanırım bende de o oldu. Yani ben 17 sene kurumsal hayatta iyi, kötü, çok deneyim aldım. Hep de iyi firmalarda çalıştım. Artık kendi işimde kendim yapmak istedim. Yani ben kendim her zaman kendi ayaklarım üzerinde duran bir kadındım. Şimdi de kendi ayaklarım üzerine durmak istiyorum. Ve bu işe kalkıştım.
Ha, destek aldın mı? İlk başta hayır, destek almadım. Bu iş böyle. Çok az insan bana destek verdi. Manevi açıdan tabii konuşuyorum ben bu desteği. Çok az insan destek verdi. Hep bana ya şimdi boş ver, kurumsalda devam et, ne güzel işte maaş alıyorsun, işte sigortan ödeniyor. Ya çok böyle şey yapmadılar. Bir de ben bu işi gerçekten istediğim için bu işin yani kuralına göre oynamak istedim. Yani bir strateji kurmak istedim. Bir de ben tabii finans kökenli olduğum için bu kağıt iş yani böyle hesap işleri benim biraz analitik tarafım da güçlü. Nasıl yapmak istediğimi belirleyip plan dahilinde devam etmek istedim. Yani bu böyle sonradan hadi ben çalışmıyorum bu işi yapayım olmadı. Olmadığı için zaten devam edebildi. Eğer ucundan tutarak başlasaydım o zaman devam etmezdi. Bir sene sonra atıyorum 6 ay sonra işte kurumsal hayata dönerdim. Yani işin ucundan tutmadım. İşi tam tuttum ben. Ne yapılması gerekiyorsa, nasıl yapılması gerekiyorsa aynı şekilde yaptım. O yüzden de çalıştığım firmalar tekrar benimle çalışmak istediler. Benim için en önemli olan da o zaten. Belki yüzlerce firmayla çalışmadım ama her çalıştığım firma ve hep iyi firmalarla çalıştım. Tekrar benimle çalışmak istediler. Tabii memnun kaldıkları için o işin sürekliliğini sağlamış oldu. Peki kuruluş aşamasında evet şirketin 4 yıllık bir şirket. Evet. Kuruluş aşamasında dedin ki çok da destek almadım çevremden. Doğru, manevi destek almadım ailem dahil. Bu böyledir ama. Aslında kötülüğümü istediklerinden dolayı değil, iyiliğimden dolayı. Yani burası bir risk. Riski alma, zaman kaybı olur. Yani gerçekten kötülük anlamında değil yani o. Ben onu biliyorum, öyle olmadığını. Peki home office mi çalışıyorsun, bir ofis ortamında mı çalışıyorsun ve işini kurarken sermaye sıkıntısı yaşadın mı? Bunu nasıl aştın? Kolay değil kurumsal hayatta ay sonunda maaş almaya alışmış insanlar olarak öyle riske girip ay sonunda hiçbir şey almama durumları. Öyle, öyle. O kısımları nasıl hallettin? Ve sana destek olunmaması, çok fazla destek olunmaması dışında bir kadın girişimci olarak hangi sorunları yaşadın ve nasıl aştın? Şimdi aslında Tülay bir kadın girişimci mi demek lazım? Yani girişimci demek lazım değil mi? Biz erkek girişimci diyor muyuz? Yani böyle ki... Demiyoruz. Onu açıklamak isterim. Çünkü başka mecralarda da bu çok eleştiriliyor. Niye kadın girişimci diyorsunuz? Evet. Ayırt. Yok ben eleştirmek için söylemedim. Yani hani kendim, böyle bir artı bir şey olmasın. Çünkü ben hiçbir zaman hayatımda artı bir şeye dönüştürmek istemedim ben bir şeyi. Anlıyorum ama bunu kullanmamızın sebebi var. Çünkü kadınlar ve erkekler eşit değil. Maalesef. Doğru. Bu yüzden Maalesef. de rol modelleri olduğunu başka kadınlar görsünler ve fark etsinler diye böyle bir Doğru. vurgu yapıyoruz. Doğru, haklısın. Eşitlik bir gün sağlandığında hiçbir şekilde kadın diye ayırmayacağız. Tıp Evet, bir bekliyoruz. insanı gibi Benim için iş insanı dediğimizde nasıl kadın erkek anlaşılıyorsa gün gelecek girişimci dediğimizde de kadın erkek evet. anlaşılacak. Evet, doğru, haklısın. Şimdi ilk başta tabii ki çok zorlandım. Hani bizi işkura bağlı olduğumuz için yükümlülüklerimiz var. Yapmamız gereken bazı tamamlamamız gereken maddelerimiz var. Onlar için de bütçe lazım. İşte biraz birikimle, biraz krediyle ilk başladım. Yapacağım dedim, başladım. Çünkü dediğim gibi biz özel istihdam bürosu olduğumuz için devlete bazı yükümlülüklerimiz var. Maddi ve manevi yükümlülüklerimiz var. Denetleniyoruz İşkur tarafından. Ve her sene hala süren yükümlülüklerimiz var. O lisansımız elde, yani lisansımızı tutabilmek için hazır ofis tuttum. Ve ofis, şu an tabii pandemi olduğu için hazır ofisi biraz kapatmak zorunda kaldık pandemiden dolayı. Ama tekrar başlayacağız her şey yoluna girerse. Destek bakımından işte benim tabii uzun yıllar kurumsal hayatta olduğum için biraz birikimim vardı. Onu yatırdım. İşte sonrasında biraz kredi çektim. O şekilde ufak 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 iş aldıkça işime yatırdım. Çok şükür hep iş de aldım. Tabii ilk 6 ay biraz zor oldu. Bir de ben çok kötü bir zamanda açmıştım şirketi Tülay. 2017'de tam bombalamanın akabinde açmıştım. O dönem zor bir dönemdi ama hiç sorun değil. Dedim pes etmeyeceğim. İşte ilk 6 ay hep böyle kendimi tanıtmayla geçti.
Sonrasında işte iş aldıkça firmama yatırdım. Biraz öyle oldu. Bir de ben her zaman iyi insanlarla çalıştım Tülay. Bana çok destekleri oldu bu insanların. İşte muhasebecim çok profesyonel. Bir kadın girişimci, ben de diyeyim bir kadın girişimci. Hep de kadın girişimcilerle çalıştım. İşte iyi bir avukatım var, kadın girişimci. İyi bir ajansım var, kadın girişimci. Hep iyi insanlarla çalıştım. Onların da çok büyük desteği oldu bana, hepsine. Buradan tekrar peki, teşekkür ediyorum. Yaşadığın en büyük 2-3 zorluğu söyleyebilir misin? Neydi? Tülay. Güzel soru. Sen istersen ben söyleyeyim kendi yaşadığım sorunu. Tamam. Fatura kesmek benim için çok zordu. Yani nasıl fatura kesilir bilemediğim için ne yapılacak? Örneğe bakarak öyle yapılacak, böyle yapılacak. Tabii. O muhasebesel işler, gelir gider kalemlerini ayarlamak çok zor gelmişti. Kendimi tanıtmak çok zor gelmişti. İnsan evet. Kapısını çalıp ya bakın böyle bir şey var demek. Şimdi o yüzden hep işini iyi yapan insanlarla çalıştım ben. Şimdi muhasebeyi ben de anlamıyorum. Tabii finans geçmişim olduğu için kafam çalışıyor biraz ama hani çok farklı bir dünya var aslında. İşte hangi vergiyi ne zaman ödeyeceğim, ne yapacağım, ne yiyeceğim bunları bilmiyorum yani. O yüzden iyi bir muhasebeciyle çalıştım. İşte ajans, sosyal medya olsun, ajans, web sayfası olsun, kurumsal kimlikmiş. Yani ben çok böyle bu işleri bilen bir insan değilim. O yüzden bu işi gerçekten iyi yapanlarla çalıştım ve hep de o bakımdan çok şanslıydım. Benim asıl zorlandığım bir kadın olarak güvenilirliği almak. Benim ilk başta zorlandığım o. Kendinizi tanıtıyorsunuz firmaya. Eğer sizi tanımıyorsa o firma gerçekten bir ilk başta soru işareti oluyor. Ya yapabilir mi acaba diye. Benim en çok zorlandığım konu oydu. İnsan kaynaklarında firmalar kalıcı danışmanla birlikte olmak isterler. Yani danışmanların devamı değişmesini istemezler. Hep aynı danışmanla devam etmek isterler. Şimdi bizde eğer sirkülasyon varsa o güzel olmaz. Yani bugün ben varım, yarın yokum. Yani işte bir iş yaptım, ikinci seni arayacak. Jilda yok, kurumsal hayatta. Bundan emin olamadılar ilk başta. O yüzden zorlandım iş almaya. Sonra anladılar ki, bir dakika... Bu kız 2017'de var, 2018'de var, 2019'da var, 2020'de var, 2021 olmuş. Dolayısıyla şimdi artık tabii zaman alıyor bu. Ben orada zorlandım. Yoksa genel olarak tabii ki zor. İnsan kendi işte bir ay fatura kesersiniz, bir ay kesemezsiniz. Bunu hayatınızı bunu öğretiyoruz. Yani kendinize aslında bunu öğretiyorsunuz. Yani belki ilk başlarda işte istediğim gibi alışveriş yapamadım. İstediğim gibi harcama yapamadım. Çünkü düşündüm ya bu ay fatura kesmedim. Dolayısıyla bu zorluklar var. Ama hayat bu. Bunu da öğreniyorsunuz. Bununla yaşamayı öğreniyorsunuz. Oturtana kadar. Şimdi normalim bu oluyor. Şimdi şeyi anormal oluyor. Her ay sabit maaş gelmesi anormalleşti artık hayatımda. Gerçekten unuttum yani onu. O sabit maaş ne zaman geliyordu falan artık unuttum. Şimdi normalim bu. Yani en güzeli işte aslında adapte olabilmek. Benim ilk yani en çok zorlandığım şey oydu Tülay. Kalıcı mı bu kız? Bu soru işaretlerini kaldırmaktı. Şimdi tabii sen hem kurumsal hayatı hem girişimciliği deneyimlemiş birisin. Bu yüzden özellikle sormak isterim. Şimdi İş hayatındaki kadın çalışan sayısı maalesef az. Yani erkeklerle kıyasla. Yine yani çoğalıyor ama maalesef az. Evet yani işte %76'larda bir erkek istihdamı varsa kadın istihdamı maalesef %17'lerde falan geziniyor. Doğru. Bu uçurum çok fazla. Bu yüzden de iş hayatında kadınların daha çok olması gerekiyor. İş hayatı olduktan sonra da orada tutunmaları sağlam bir şekilde kalmaları gerekiyor evet. Ki kopmasınlar bir daha. Doğru. Şimdi bu kadar sen şirketlere yönetici pozisyonunda bir hizmet veriyorsun, yönetici buluyorsun. İş hayatında olan veya olmak isteyen kadınlar için senden tiyolar rica ediyorum. İş hayatında nasıl başarılı olabilirler? Hangi özelliklere sahip olurlarsa ileride yönetim kademelerine ulaşabilirler. Ya da şu anda üniversitede okuyorlardır, herhangi bir alanda okuyorlardır. Şimdiden ne yaparlarsa gelecekte iyi yerlerde olabilirler. Tavsiyelerin çok kıymetli olacak.
O kadar çok şey var ki söyleyebilecek. Maalesef dediğin gibi kadınların iş hayatındaki durumu özellikle evlendikten sonra, çocuk olduktan sonra bütün yük kendi üzerlerinde olduğu için bırakmak zorunda kalıyorlar maalesef. Bu ya yani ben 7 yıl yurt dışında yaşadım, böyle bir şey görmedim. Yani bir çocuk doğuyorsa kadın ve erkek birlikte büyütüyorlar. Kadının üzerinde olmuyor sadece o sorumluluk. Tabii ki anne büyütecek. Tabii ki annenin rolü biraz daha farklı olabilir ama bu %100 anne olduğu zaman bu sefer kadın çalışamıyor ve hayattan kopuyor ve bir de o baskı görüyor Tülay. Yani bir kadın olarak üzerinde baskı oluşuyor. Sen annesin, önce çocuğunu büyüt. Halbuki evet sen annesin ama önce kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Kendi mutlu olacaksın, sonra çocuğunu ve işte eşini mutlu edeceksin. O zaman mutlu edebiliyorsun aslında. Dolayısıyla özellikle çocuk doğurduktan sonra maalesef bizim kadınlarımız yan baskılardan dolayı da işten ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ben hep şey söylüyorum, yani evet kariyer basamakları tabii ki yani bir yere girdiğiniz zaman tüm kariyeriniz aslında kariyer yönetimi dediğimiz marka yönetimi. Yani siz bir kadın olarak markanızı yönetmeniz gerekiyor. Tüm duruşunuzla, işte eğitiminizle, firmada çalışmanızla, ailenizle bir marka yönetimi. Ama bu hepsi bir bütün. Yani bunu birbirinden ayırmak mümkün değil Tülay. O yüzden hani çocuğum var veya işte ben evlendim, aile baskısı, işte kocam çalışacak, ben çalışmayacağım gibi olduğu zaman orada marka yönetilmiyor işte maalesef. Orada partner de çok önemli Tülay. Yani sizin eşiniz nasıl bir bakış açısında? Yani önceliği kime veriyor? Ya aslında bir kadın önceliği kendine vermesi lazım. Ben onu düşünüyorum. Onu savunuyorum. Önce kendisi, sonra etrafı. O zaman aslında birey oluyor. Ve o zaman bütün işler yani tıkırında yürüyor. Çocuğuna da bakıyor, işine de gidiyor. Neyse evli de olabiliyor veya bekar kalmak istiyorsa bekar kalabilir, hiç önemli değil. Dolayısıyla bir birey oluyor. Biz kadınlar maalesef birey olamıyoruz. Öncelik her zaman başkasında. Hayır, öncelik kendinizde olmalı. Ben öyle düşünüyorum. Hakikaten öyle. Uçaklarda hep benzer örnek anlatılır. Uçaklarda Evet. acil durumlarda oksijen maskeleri kullanılacağı zaman şu uyarı yapılır: maskenizi önce kendinize, sonra Doğru. çocuğunuza takın. Evet. Çünkü Çok doğru. çocuğunuza takmaya çalışırken o oksijen maskesini, kendiniz havasız kalıp kendiniz ölebilirsiniz. O yüzden söylediğin o kadar doğru bir nokta ki, eğer ben bir birey olarak önce kendi hayatımı düzenler ve kendi istediklerimi yaşarsam çevreme faydalı olabilirim, onlara da katkı sağlayabilirim, çocuğumu Çok daha iyi doğru. büyütebilirim. Eşimle eğer bir partnerim varsa, ya da evli ya da evli değil bir partnerim varsa, ona daha sağlıklı ilişkiler kurabilirim. Kesinlikle. Yani biz başkası için yaşıyoruz hep. İşte ya eşiniz, partneriniz için yaşıyoruz ya çocuğumuz için yaşıyoruz. Ya ne münasebet. Yani biz niye böyle bir fedakarlık gösteriyoruz sadece kadın olduğumuz için? Mesela pandemide bir oran verildi. İşten ayrılma oranı kadınlarda inanılmaz fazla. Çünkü iş hayatında şimdi herkes karı koca eve girdiler. İlk işten ayrılma kadına veriliyor. Yani koca diyor ki ben devam ediyorum. Sen ayrılabilirsin. Ne münasebet? Neden ben ayrılmak durumunda? Neden kadın ayrılmak durumunda kalıyor da erkek ayrılmak? Veya neden birlikte yürütmek yerine birisinin daha fazla fedakarlık etmesi gerekiyor? Ya aslında biz bunu çözmemiz lazım. Biz neden bunu çözemiyoruz? Yani bunu çözmemiz lazım. Yani ortaklaşaysa bir hayat beraber çözüme gitmemiz lazım. Tek kişi neden kadın her zaman? İşte problem orada. Bunları çözersek zaten iş hayatı devam edecek. Yani iş hayatındaki oranlar yükselecek. Benim de yani bireysel olarak inan Tülay hayatımın bazı devrelerinde çok zor günler geçirdim. İş hayatında da geçirdim. Dolayısıyla biliyorum ne kadar zor olduğunu. Ama bırakmadım. Yani bunu dedim önce ben ne mutlu olacaksam ve benim mutluluğum deyip devam ettim. Dolayısıyla biz bunu yapmamız lazım. Peki, bunu yaparken şimdi geçelim iş hayatında iş kadını olmaya. Yani
iş hayatında kadın olmak kolay değil. Şimdi az önce Değil. söylediğin niye kadının üstünde yükümlülükler? Çünkü ataerkil zihniyetin hepimize aşıladığı o zehir nedeniyle. Sanki kadının tek görevi buymuş ve kadın yapmak Evet. zorundaymış gibi bir ön yargı var. Bunu kırmamız gerekiyor hep birlikte. Bunu yapıp da iş hayatına katılma cesaretini, katılma motivasyonunu, gücünü bulan kadınlar için başarı nasıl gelebilir? Nasıl düzenleyebilir? İş hayatında ne yaparsa başarılı olur. İkisini birlikte nasıl götürebilir? Yani kaçınılmaz olarak elbette evlilik hayatı, partnerle ilişkiler, hani bir özel hayat var, bir iş hayatı var. O dengeyi nasıl kurabilir? En önemlisi de aslında demin söyledin ya, dijital yetenekler, inovasyon vesaire. Hani hangi yetkinliklere sahip olmalı ki kadınlar iş hayatında başarılı olsunlar? Ya aslında bu iş hayatındaki başarılı insan kavramını belki kadın erkek diye ayırmamak lazım. Kadınlar da aynı şekilde işte eğitimleri olsun, kendilerini geliştirme olsun sonuna kadar durmadan yapmaları lazım. Yani sadece erkek değil, kadınlar da. Sadece bizim sorunumuz belli bir seviyede bırakmak durumunda kalıyoruz. İşte orayı aşmak önemli olan, bırakmamak. Ya evlenince bırakıyoruz. Ya çocuk doğduktan sonra bırakıyoruz. Başlangıcı yapıyoruz ama devam ettirmede sorunumuz var bizim. Peki başarılı iş insanlarının özellikleri neler? Efendim duyamadım Tülay. Başarılı iş insanlarının özellikleri neler? Yani burada kadınlar özelinde özellikle konuşuyorum ben. Özellikle kadınların altını Evet. çiziyorum. Kadın istihdamı daha az ve daha düşük olduğu için. Tamam, sorun var. O sorunu çözmeliyiz. Ama onun dışında bir fiil iş hayatının içinde olan kadınlar nasıl bir çalışma düzeni, nasıl bir çalışma disiplini planı içinde olmalılar ki yollarına yürüyüp gidebilsinler, devam edebilsinler, başarılı olabilsinler? İşle aile hayatını biraz ayırmaları gerekiyor kadınların. Biraz birlikte gidiyor. Birlikte gittiği için de işe yansıma durumu var. İşe yansıtılabiliyor bu. İşte bu çocukla birlikte oluyor. Yani öncelik her zaman kendisi olması lazım. Kendisi olunca zaten kendini eğitiyor ve yol açılıyor Tülay. Ben bunu gördüm. Yol açılıyor. Yani önemli olan kendini eğitmesi lazım ve sürekli eğitim. Eskiden bir üniversite bitirdiğiniz zaman 10 yıl o üniversite sizi götürüyordu. Şu an inan geçen bir yerde okudum. Bir üniversite bitirdikten sonra en geç 2 sene sonra kendinizi yenilemeniz gerekiyormuş. Ya, o yenilemeyi yapmak lazım. O yenilemeyi devam ettirmek lazım. Bu kadınlar için de geçerli. Yani o yenilemeyi devam ettirdiğiniz zaman kurumsalda, ben kurumsal için söyleyeyim, tabii illa kurumsal olması gerekmiyor. Kendi işini de yapabilir. Fakat hani eğer kariyer diyorsak kurumsal diye başlayayım. Kurumsalda yenilemek lazım kendimizi. Her zaman yenileyeceğiz. O şartlara, duruma, o ülkenin durumuna her zaman yenileyeceğiz kendimizi. Yenilediğimiz zaman aslında biz o basamakları çıkıyoruz. Evet. Yenilemediğimiz zaman çıkmıyoruz. Tabii bir Tabii. de iş ve aileyi de birazcık ayıracağız. Tabii iş ve aileyi ayırmak da kolay olmuyor. Nihayetinde orada erkeklere iş düşüyor. Kadının Evet. sorumluluğunu paylaşmaları gerekiyor ki kadın da iş hayatında yürüyebilsin. Evet. İşte bizim sorunumuz da orada zaten. Paylaşılmadığı için tüm yükü bize verdikleri için zaten problem var. Mesela arkadaşlarımla konuşuyorum kurumsal hayatta. Şimdi eskiden şu an tabii evlerden çalışıldığı için bazı beyaz yakalar için söylüyorum. Eskiden işteyken bu kadar sorumlulukları yokmuş. Şimdi hem ev sorumluluğu var hem iş sorumluluğu var. Ne oluyor bu sefer? Bütün yük kadında oluyor. Neden biz bunu paylaşmıyoruz partnerimizle evin sorumluluğunu? Yani bize biçilen bir şey mi bu? Görev tanımı mı? Evin sorumluluğu kadında mı olmalı? Yani bu yazılı kural mı? Yani biz yani bunu mu istiyor? Bunu mu bize öngörülen görev tanımımız bu mu bizim? Ben bu şeyim yani gerçekten
anlamış değilim ve halen biz bunları konuşuyoruz. İnan yani insanlar ne konular konuşuyor, biz bu neleri konuşuyoruz hala. Bu sadece bizim değil, dünyanın da sorunu. Hani Amerika'sından Kanada'sına, İsviçre'sinden İsveç'inden, Hollanda'sına, Almanya'sına varana kadar bütün dünyanın sorunu, bütün dünya ataerkil zihniyetle mücadele ediyor. Hani dedin ya yazılı kural nedeniyle. Evet, yazılı olmayan bir kural nedeniyle kadınlar eziliyor. Kadınlar erkeklerle aynı haklara sahip olamıyorlar. Kadınların görevi, ev işleri ve çocuk bakımı, yaşlı bakımı kadınların görevi şeklinde yazılı olmayan bir kural var. Ama biz kadınlar bu kuralı tepe taklak edeceğiz. Evet. Erkekler paşa paşa kadınlarla aynı sorumlulukları almaları gerektiklerini de anlayacaklar. Çok doğru Tülay. Çok doğru söyledin. Sen çalışırken şimdi kolay değil. Yönetici buluyorsun, yönetici aranıyor. Gözlemlediğin nasıl? Genelde şirketler öyle bir cins ayrımına gidiyorlar mı? Yani ya bize bir erkek olsun, bize bir kadın olsun mu diyorlar? Yoksa ya bu özelliklere sahip olsun da ister kadın ister erkek fark etmez mi diyorlar? Ve ağırlıklı olarak gördüğün ne? O pozisyonlara daha çok erkekler mi? Yönetim kadınısını kastediyorum. Yerleşiyor. Kadınlar ne durumdalar? Evet, ben hepsini yaşadım. Brief'te söylüyor Tülay. Bazı teknik pozisyonlar erkek tercih oluyor. Bazı teknik pozisyonlar. Veya bazı çünkü yani diyor ki ya çok yanlış, gerçekten çok yanlış. Yani sonuçta ben de tabii ki firmanın briefine göre hareket ediyorum. Diyor ki bu, şimdi bu kız hala yani öyle düşünüyor. Şimdi kadın alacağız, kadın müşteriye gidecek, rahatsız olabilir. İnan hala bu mantalite var. Biz erkek ağırlıklı bir sektördeyiz, kadın rahatsız olabilir. Kadını düşünüyoruz biz gibi. Hala bu var. Onun dışında gerçekten hiçbir şekilde teknikte de olsa kadın ve erkek hiç fark etmez. Yeter ki bana uygun adayı bulun. Hatta kadın tercihimizdir diyen firma da var. Bu biraz vizyon işi. Yani o firmanın vizyonuyla da alakalı bir durum. Her ikisini de görüyorum. Her ikisiyle de çalıştım, biliyorum. Dolayısıyla ağırlıklı ne derseniz tabii ki de hala işte bu pozisyona erkek olsun, bu pozisyona kadın olsun diyen yöneticiler var. Ağırlıklı soruyorsanız ama her ikisiyle de karşılaştım. Eskiden Tülay, ben şimdi eskiyle kıyasladığım zaman iyiye gidiyoruz. Eskiden o da yoktu. Çok net, strict böyle kurallar vardı, çizgiler vardı. Eskiden o da yoktu. Şimdi çok daha farklı. Çünkü bunu destekleyen firmalar var. Çoğalıyor bu firmalar. Ve işte kadını ön plana alan firmalar var. Görüyoruz şimdi, isim vermemize bilmiyorum gerek var mı. Ama yani sosyal medyada gördüğümüz firmalar var. Ve bu firmalar gerçekten kadın erkek ayırt etmiyor. Brief'te diyor. Önemli olan bana o yetkinlikteki kişi diyor. Ama bazı firmalarda işte maalesef hala eski düşüncede buraya kadın olmaz şimdi, çünkü bu çok teknik bir pozisyon. İşte bu eğer bir satış pozisyonuysa çok erkeklerle işte rahatsız olabilir. İşte ben işte bir ücra bir şehre de gönderebiliyor olacağım, rahatsız olabilir gibi gibi. Aslında altında kötü niyet olmayan, yani bunlar kötü niyet yok aslında, ama böyle bir ayrımcılık var mı? Var hala ülkemizde. İkisini de görüyorum. Çoğunluk tabii ki de diğer dediğim. Ücra bir noktaya gidebilirse, evet. Güvenlikli bir ortamda olmazsa maalesef ülkemiz, evet, kadınların başına her türlü iş gelebiliyor. O anlaşılabilir, evet, bir nokta, ama belki de bunu kırmak için de bir şekilde o konulara, evet, olmamız lazım. Ki. Ya oralarda da olacağız, kendimizi koruyacağız, bilmiyorum bunu nasıl, ama bunu görünür olmamız lazım. Yani eğer oralarda olmayıp görünür olmazsak, yani bu alışkanlık olmayacak. Bir de böyle bir durum var. Yani bunu aslında her pozisyonda bunu biz ayırt etmemiz lazım. Yani bunun kadını erkeği yok. Ya şimdi mesela ben şeyi çok beğeniyorum, yani örnek vereceğim, otobüs şoförleri görüyorum.
İnanılmaz beğeniyorum. Hepsiyle konuşuyorum. Muhabbet ediyorum hepsiyle. Gerçekten o kadar böyle beğeniyorum ki, o kadar güzel duruyorlar ki. Yani eskiden böyle bir şey görebilir miydik İstanbul'da? Şimdi İstanbul şehri için konuşuyoruz. Bilmiyorum, diğer şehirlerde henüz seyahat etmediğim için görmedim. İstanbul için konuşuyoruz. Eskiden görebiliyor muyduk? Eskiden düşünebiliyor muyduk? Ne kadar güzel oldu. Şimdi normalimiz oldu. Ya benim evimin yakınından geçen otobüs normal oldu. Çünkü o otobüsü hep kadın kullanıyor şu an. Ya o kadar güzel oldu ki, yani eskiden anormal gelen bir şey, yani normal değil de yani gözümüze normal gelmeyen bir şey, şimdi normal oldu. Şimdi alıştı insanlar. Çok güzel bir şey oldu. Yani aynı şey diğer pozisyonlar için de geçerli aslında. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın bir kararnamesi var. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini açıkladı bu kararnameyle. Ne dersin bu konuda? Bu bir insan hakkıdır Tülay. İnsan hakkı ihlalidir. Maalesef. Var olan bir sözleşmeyi iptal etmek, ben bir insan hakkı ihlali görüyorum. Özellikle ülkemizde bu kadar kadın cinayeti yaşanırken, bu kadar ölüm oranı yüksekken, bu kadar şiddet yüksekken, bunu bir de üzerine biz bu sözleşmeyle bile, var olan sözleşmede bile bu kadar yüksekken, şimdi bu sözleşmesiz nasıl olacak? Ben sadece düşünemiyorum artık. Ya bu kadar yüksekken, sözleşme varken, sanırım 2012 yılında sanırım, ya da 2011 yılında imzalandı sözleşme, tam emin değilim. O yıllardan beri inanılmaz yüksek rakamlarda bu kadın şiddeti var. O sözleşmeyle bile bu kadar yüksekken, şimdi sözleşme ihlali, yani sözleşmenin iptaliyle bunu nasıl çözeceğiz? Çok üzgünüm. Ülkem adına çok üzgünüm. Umarım yetkililer tekrar gözden geçirip, tekrar yeniden ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarına inanıyorum. Ümit ediyorum. Tülay, tek diyebileceğim bu. Evet, anlıyorum. Yani tabii hepimize iş düşüyor, hepimize görev düşüyor. O yüzden özellikle ne düşündüğünü merak ettim. Bu yüzden paylaşmanı istedim. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramındaki bir takım çevreler tarafından eleştiriliyor. Kadınla erkek nasıl eşit hale getirilebilir diye. Ve bir de tabii LGBT artı bir plus bireyler nedeniyle, yani trans, biseksüel, gay, lezbiyen, bu cinsel yönelime sahip kişiler de şiddetten korunuyorlar bu sözleşme sayesinde. Ve Doğru. bu yüzden bazı gerici kesimler diyeceğim, çünkü günümüz çağında eğer bir insanın cinsel yönelimi ne olursa olsun şiddete uğruyorsa ve şiddeti koruyan bir sözleşmeye siz karşı çıkıyorsanız, kusura bakmayın da biricisiniz yani. Bunun adı başka bir şey değil. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Yani cinsel yönelimi nedeniyle ya da eşitlik kavramı nedeniyle İstanbul Sözleşmesi'nin bu şekilde saldırıya uğraması, iktidarın sözleşmeden çekiliyor olması, bu yönde bir kararname imzalaması senin açından nasıl değerlendirilir? İstanbul Sözleşmesi insan haklarını koruyan, güvenliğimizi, farklı dil, din, ırk, cinsel yönelim hiç fark etmez. Her insanın güvenliğini koruyan bir sözleşme. Dolayısıyla cinsel yönelimi ne olursa olsun hepimizin, kadın erkek hiç fark etmiyor aslında, insan olarak bir arada yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu aslında demokrasinin de bir tarifi değil mi? Bir arada huzurla, işte bir arada birlikte yaşamak. Bu da bir demokrasinin bir parçası. Bunu öğrenmemiz gerekiyor ve bunu uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sözleşmenin önemi çok büyük. Tekrardan umarım ilgili yetkililer gözden geçirir ve bunu tekrar imzalanması yönünde çalışmaları yaparlar. Peki toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınlar ve erkekler ne yapmalı? Ne dersin?
Benim gözümde kadın ve erkek hayatı paylaşmalı Tülay. Eşit şartlarda paylaşmalı. O zaman biz aslında bu sorunu çözeceğiz. Ve kadın para kazanmalı. Yani kadın evde oturmamalı, üretmeli. Ne yapıyorsa o yapsın, para kazanmalı. Para kazandığı zaman güçlü oluyor. Ve o zaman aslında söz hakkı oluyor. Ben bunu gördüm. Ve partneri, hayat arkadaşı, eşi, neyse, aynı ölçüde üretmeliler. Kimse birbirinden aşağı olmamalı. O zaman hayatı birlikte yürütebilirler. O zaman eşitsizlik kalkıyor aslında. Ben bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Seni yakından tanıma imkanı bulduk. Çok sağ ol katıldığın için. Çok teşekkür ediyorum Tülay. Gerçekten çok keyifliydi, çok zevkliydi. Ben de çok memnun oldum. Umarım tekrar görüşürüz seninle. Umarım. Çok sağ ol.